Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Kasoğlu. Bu videoda size 21 Haziran'da 1 derece Oğlak burcunda meydana gelecek olan dolunaydan bahsedeceğim. Enteresan bir dolunay döngüsündeyiz çünkü hem Haziran ayında hem de Temmuz ayında Oğlak burcunda dolunay yaşayacağız. Biz bir burç içerisinde aynı yıl içinde iki defa yeni ay ya da dolunay görürsek bunlara düzensiz döngüler diyoruz. Bu aynı şekilde gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır dediğimiz için piyasaların da düzensiz döngüye gireceği bir dönemi işaret etmektedir. Ben bu videoyu 3 part halinde anlatmak istiyorum. Öncelikle ülkemiz ve dünya açısından anlamı nedir? Aynı zamanda sağlık açısından anlamı nedir? Çünkü burada riskli bir dönem var. Aynı zamanda kişisel astrolojik haritanıza bu donanın etkisi ve en son tekrardan biraz da finansı ay sonuna kadar tekrar yorumlamak istiyorum. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenirseniz bana destek olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Dünyaya baktığımız zaman daha fazla sert çıkışlar olan liderleri göstermektedir. Savaşın yeni daha çok diplomasi dili alacaktır ama bu diplomasi dili liderlerin daha sert hareketlerini ve daha milliyetçi tavırlarını gösterebilir. Bu hem ülkemiz hem de dünya genelindeki tüm liderler açısından geçerlidir. Bu Donald Trump'su en fazla etkilenecek olan bölgeye baktığımız zaman Hint Okyanusu'nun batısını görmekteyiz. Aynı zamanda Avrupa'ya bakarsak İspanya ve Macaristan ve Fransa'yı görmekteyiz bu dolunay döngüsünde. Özellikle Arap ülkelerinde dikkat çekmektedir. Aynı zamanda bu dolunayın bizim hayatımızda bir etkisi sıcak ve kuru havalar ve toz fırtınalarını göstermektedir. Bununla ilgili dünya genelinde haberler duyabiliriz. Ve sağlık tarafına geldiğimiz zaman sağlık tarafını özellikle belirtmek istiyorum. Bu çok önemli. İlk başta baktığımız zaman evet Oğlak Burcu'nda bir dolunay eklemleri etkiler, diz kapaklarını ve dizleri etkiler, diz kemiklerini etkiler, saç ve deriyi etkiler. Fakat bu dolunayın gerçekleştiği sabit yıldız kümesi, Vedik astrolojiye ve göre Muğla sabit yıldız kümesidir. Bu çok dikkat çeken bir sabit yıldız kümesi de sağlık alanında çünkü virüsleri göstermektedir. Koronavirüs de bu sabit yıldız kümesinin üzerinde bir tutulmayla başlamıştı. O yüzden yine yeni yayılmaya başlayan virüs haberleri gelebilir ve aynı zamanda kimyasal ilaçları da göstermektedir ama hava yoluyla bulaşan kimyasal ilaçları göstermektedir. Özellikle yaz dönemi hepimiz memleketlerimize gidiyoruz. Orada bulunan böceklere karşı ilaç kullanmak durumunda kalıyoruz. Bununla ilgili böcek ilacından zehirlenmeler, sinek ilaçlarından zehirlenmelerle ilgili haberler duyabiliriz. Lütfen dikkatli olmanızı öneririm. Bu dolunayı takip eden 15 gün içerisinde. Ülkemize baktığımız zaman ülkemizin hem iş ve işçi bulma alanı, hem gizli düşman alanı, hem de aynı zamanda sağlık alanında ve borçlanma alanında gerçekleşecek olan bu dolunay iş dünyasında daha sık kararlar almaya yönelik olacaktır. İşçi çıkarmaları başlayabilir iş hayatında. Burası birazcık daha riskli ama vergilerde artışlar göreceğiz otomotiv sektörünü ve otomotiv sanayini de göstermektedir. Otomotiv sektörü ve otomotiv sanayinde de çeşitli vergiler gelecektir. Bu donayı takip eden bir ay içerisinde otomotiv alım satımlarında düşüşler meydana gelebilir. Piyasalar biraz daha fazla etkilenebilir. Kişisel haritalara geldiğimiz zaman burada özellikle belirttiğim gibi biz aslında iki tane dolunay yaşayacağız Oğlak Burcu'nda. Hem Haziran ayında hem de Temmuz ayında. Ben burada Vedic Astroloji'ye dönmek istiyorum kişisel haritaları anlatırken. Çünkü Haziran ayında yaşayacağımız bu dolunay Vedic Astroloji'ye göre Yay Burcu'nda gerçekleşecek ve Muğla Sabit Yıldız Kümesi'nde gerçekleşecektir. Mula sabit yıldızı çok keskin bir sabit yıldızdır ve buradaki bitişler nettir. Çünkü kök ve köklenmeyi göstermektedir. Bir şeyin köklenmesi için öncelikle bazı şeylerin bitmesi ve tekrardan yeniden köklenip filizlenmesi gerekmektedir. Özellikle 22 Haziran'dan sonraki 15 gün içerisinde bitecek olan her şey sizin hayatınıza yepyeni kapılar açacaktır. O yüzden de bu keskin bitişlerden lütfen korkmayın. Çünkü bilinç bilinçaltı arketiplerine baktığımız zaman korku ve takıntıları göstermektedir. Korku ve takıntılarınız gün yüzüne çıkabilir kişisel baktığımız zaman burada Vedik Astroloji'ye göre anlatmak istiyorum. Vedik Astroloji'ye göre Koç Burcu'nun 9. evinde gerçekleşecek olan bu dolunay sevgili koçlara uzun zamandır devam eden bir eğitim dönemini bitirecek ve hatta yurt dışından taşınma planları varsa başka ülkeye bununla ilgili de adımlar attıracaktır. Ama bu eğitimin bitmesi onların hayatında bir korku olmasın çünkü onlar için bir artı olacak. Hayatlarına hep yeni bir adım atacaklar kariyer noktasında. Ve Boğa Burcu'na baktığımız zaman uzun zamandır devam eden ama bitmeyen bir mahkemesi sonuçlanacak. Bu mahkeme sonucunda kendi hayatlarında çok daha şanslı bir döngüye girecek sevgili Boğalar. Hem para evinde Jüpiter var hem de bu dolunayla birlikte mahkemeden alacaklar. Tazminatla beraber yepyeni bir kazanç kapısı elde edecekler. İkizler Burcu'nun Vedik Astroloji'ye göre tam karşı evinde gerçekleşecek olan bu dolunay onlara varsa ortaklık ya da uzun zamanda bitmesi gereken bir evlilik döngüsü varsa bunu bitirecektir. Bu bitişler onun için de çok daha olumlu olacaktır aslında. Çünkü bazı şeyler bizde bazen gitmek zor oluyor. Özellikle bizim gibi ataerkil toplumlarda birden bırakıp gidemiyoruz. Fakat bu doğum ay döngüsüyle birlikte artık gitmeniz gerektiğini çok daha net anlayacaksınız sevgili ikizler. Yengeç Burcu'nun hem sağlık evinde hem de iş yeri alanına gösterdiği için bu doğum ay döneminde sevgili yengeçler sağlıklarına dikkat etsinler. Ofislerinde ani değişimler olabilir. Belki üçüncü kattan birinci kata taşınabilirler. Belki başka bir binaya taşınabilirler. Bu taşınma onlar için yetmedi kapılar açacaktır. Ama dediğim gibi en önemli şey sağlık evinde gerçekleştiği için bu da olay sağlıklarına dikkat etmelidir. Ve Aslan Burcu'na geldiğimiz zaman aşk evinde gerçekleşecek olan bu da ikilemde kaldı aşkı bitirecektir. Ben seviyorum bu aşkın bitmesini çünkü neden? Bitmesi gereken her şey biter ve hayatınızda etkili kapılar açılır. Başak Burcu'na baktığımda kendi oturduğu ev ya da annesinin ya da ailesinin oturduğu evle ilgili değişim sürecine girecektir bu doğumayla birlikte. Onlarda da bu doğumlar şanslı bir dönem baktığınız zaman beklediğiniz ama taşınmaya bir türlü karar veremediğiniz bir döngü vardı. Bu döngüde artık bu netleşecek ve taşınmaya karar verip yeni bir eve geçebilirsiniz. Terazi Burcu'nun iletişim evinde gerçekleşecek olan bu dolunay kendilerine iletişimle ilgili hepini kararlar alabilir. Bir sosyal medya hesabı varsa kapatabilir yenisini açmak için ve bununla ilgili çeşitli adımlar atabilir. Aynı zamanda sevgili teraziler burada arabasını değiştirmek isteyebilirler ve birdenbire bir karar verip yeni bir araba almak isteyebilirler. Yalnız dediğim gibi bu döngüde araba vergilerinde çeşitli değişimler olacaktır. Ellerini biraz çabuk tutmanı önerebilirim sevgili terazilere bu dolunay döngüsünde. Ve Akrep Burcu'na baktığımız zaman Vedik Astroloji'ye Akrep Burcu'nun para evinde gerçekleşecek olan bu ay onlara bir para kaybını göstermektedir. Fakat bu para kaybı onları korkutmasın çünkü çok daha iyi bir para kazanç alanı açılacaktır. Uzun zamandır bekledikleri ama alamadıkları bir para hayatlarına gelecek. Fakat öncesinde bir kısım paradan vazgeçmeye gerekecek sevgili akreplerin. O yüzden de burada kaybettikleri para lütfen onları korkutmasın. Yay burcuna baktığımız zaman vedik Astroloji'ye göre yay burcunda meydana gelecek olan bu dolunayda öyküsünde sevgili yaylar kendileriyle ilgili kararlar alabilirler. Estetik cerrahi olarak kendilerine değişim yapmak isteyebilirler ve estetik doktorlarının kapılarını çalabilirler. Oğlak burcunun vedik Astroloji'ye göre bilinç alt alanında gerçekleşecek olan bu dolunay... Onlara uzun zamandır gördükleri ama kabul etmedikleri birçok olayı gün yüzüne çıkaracaktır. Arkalarından çevrilen her iş kendi önüne düşecektir. O yüzden bu doğunayın bence en şanslı Oğlak burcunu görmekteyim. Kova burcunun arkadaş ve sosyal çevrelerinde gerçekleşecek olan bu doğunay, sevgili Kovalar uzun zamandır süregelen ama anlaşamadığı bir sosyal çevreyi artık iletişimini tamamen kesebilir. Ve balık burcuna baktığımız zaman Vedic Astroloji'ye balık burcunun kariyer evinde gerçekleşecek olan bu dolunay onlara kariyerlerinde bir bitişi göstermektedir. Net ve keskin bir bitiş olacaktır. Bu net ve keskin bitişin sonrasında sevgili balıklar yepyeni bir kariyer hayatına adım atacaklardır. Tepelerinde bir satürn var. Bu da onları disipline ediyor ve sevgili balıklar drama queenlikten çıkıp daha net hayata geçeceklerdir. Bu donay onlara çok fazla yarayacak dilerim herkese bolluk ve bereket getirir. Ve finansal strateji kısmına tekrar geldiğimde Buraya tekrar bakmak istedim. Çünkü Haziran ayını anlattım ama burada iki önemli döngü var. Bir Mola sabit yıldız kümesi, çok sert bir sabit yıldız kümesidir. Piyasaları değiştirir ama 20 Haziran'dan önce 21 Haziran bir döngüdür. En uzun gündüz ve en kısa geceyi gösterir. Bizde 4 önemli döngü vardır. Ekinoks döngüleridir bunlar. Bunlardan dolayı piyasalar %100 değişir. O yüzden de ben bunu belki Haziran videosunda anlatmayı atlamış olabilirim. 20 Haziran arkasında bir dönulay gerçekleşiyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde saat farkından dolayı 21 Haziran'da da bazı yerlerde dolunay gerçekleşecek ama bizim ülkemizde 22 Haziran'da sabaha karşı gerçekleşecek bu dolunay. Ekinoks döngüsünden sonra gerçekleşecek olan bir dolunay olduğu için piyasaları çok hızlı şekilde etkileyecektir. Moda sabit yıldızın en büyük özelliği keskin bitişlerdir. Sırayla gidersek bu sabit yıldız kümesinin gösterdiği ürünler gümüş ve pamuktur. Gümüş ve pamukta ani yükselişler görebiliriz. Tabii gümüşle beraber altın tarafı da hareketlenecektir 20 Haziran'da Haziran sonuna kadar. Ve Bitcoin tarafına baktığımız zaman daha doğrusu kripto tarafına baktığımız zaman Bitcoin'in piltosunun üstünde gerçekleşecek olan bu dolunay Bitcoin'de de çeşitli hareketlilikler sağlayacaktır. Ve burada önemli bir şey var. Vesta'nın Aslan Burcu'na geçişini görüyoruz. Vesta'nın Aslan Burcu'na geçişi kriptolara her zaman artı olarak yansımıştır. Fakat buradaki açılar çok sert, çok karışık. Ani kırılımlar getirebilir. Çünkü Muğla gerçekten sert bir sabit yıldızdır. Ve kırılımları sert olmaktadır. Ve 21 Haziran döngüsüne atacağız burada. Her şey değişebilir. Kriptolarda da ay sonuna kadar ani kırılımlar gelebilir. Kripto tarafında daha dikkatli olmanızı öneririm. Zaten 22 Haziran Haziran'dan sonra dediğim gibi Haziran-Temmuz döngüsü altını işaret etmektedir. Burada altın ve gümüşte yavaş yavaş daha yukarı yönlü hareketlilik izleyeceğiz. Borsaya geçmeden önce petrole baktığımız zaman buradan akşası petrol fiyatlarının düşüşü sebep olabilir ama 3 ay 5 ay değil. Dolunayı takip eden yeni ay döngüsüne kadar biz buna bakarız. Yani önümüzdeki 15 gün içerisinde petrol fiyatlarında gerileme olabilir. E bu da altın tarafında hareketlilik sağlayacaktır. Borsa tarafına baktığımız zaman İstanbul borsası ve e, aynı zamanda dünya borsasını incelediğimizde Muğla dediğim gibi pamuk ve tahıl sektörünü göstermektedir. Ama pamuk tabii ki de dünyada bunun karşılığı tekstil sanayi olarak geçebilir ve kimyasal ilaçları göstermektedir. Bu alanlarda hareketlilik meydana gelebilir. Dolunay döngüsü sert bir döngü. Borsa tarafında yükseliş varsa aşağı yönlü hareket edebilir. Aşağı yönlü hareket ediyorsa Dolunay'ı takip eden ilk etapta 3 gün sonraki etapta 15 gün içerisinde yukarı yönlü hareket edebilir. Bu döngüyü bu şekilde takip edebilirsiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil astrolojik öngörüdür. Bu Dolunay genel anlamda bu şekilde olup herkese bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Hoşçakalın.